Çok fedakarım. O kadar fedakarım ki insanlar için kendimi feda ediyorum. Ne işleri varsa ben koşuyorum. İşte bana gelme dememelerine rağmen gidiyorum, işlerini hallediyorum. Herkes bana geliyor. Doktor randevusumu alacak, ben alıyorum. Evlerimi temizlenecek, ben gidiyorum. Bütün işlerini hallediyorum. Sonra benim küçük bir işim oluyor. Arkadaşımdan yardım istiyorum ya da eşimden, çocuklarımdan yardım istiyorum. Ama etrafımda hiç kimse kalmıyor. Niye insanlar bana bu kadar nankör davranıyor? Ben insanlar için her şeyimi verirken, bu kadar fedakar olurken niye karşılığında nankörlük buluyorum mu diyorsun? Eğer öyle diyorsan bu video tam sana göre. Şimdi bu fedakarlık etmenin altında yatan sebepleri beraberce konuşacağız. Acaba neden ben fedakarlık ediyorum, sonra da şikayet etmeye başlıyorum? Evet, bunun birincisi şöyle. Bundan kurtulmanın, fedakarlık edip sonra da şikayet etme konumuna gelmeden kurtulmanın ilk yolu. Acaba ben şuna bakayım. Talep etmeden benden ben vermeye mi başlıyorum? Yani insanlar benden yardım istiyorlar mı? Yani mesela insanlar benden gel evimi temizle mi dediler? Ya da taşınırken gel bana yardım et mi dediler? Ya da işte biz bir yere gideceğiz, tatile gideceğiz. Acaba o tatili bana araştırır mısın dediler. Yoksa ben onlar daha talep etmeden yardıma hazır ve nazır mıydım? Hemen ben sana yardım ederim, ben senin işini çözerim. Ya ben oraya daha önce gitmiştim, hemen sana halledeyim mi dedik. Bir ona bakalım acaba. Mesela bu çocuklarımız da olabilir, eşimiz de olabilir. Daha eşimiz alışverişe gitmek için yola çıkmadan ya işte ben hallederim, sen dinlen mi dedik. Bir süre ben bütün insanlar için fedakarlık ediyorsam, evet insanlar bundan rahatsız oluyor olabilir. Bir buna bakabiliriz. Çünkü bizim istenmeden kimseye yardım etme hakkımız yok aslında. Çünkü bize ihtiyaçları olduğunu insanlar söylemeli, bizden istekte bulunmalı. Sonrasında tam olarak ikinci adımımız geliyor. Evet ben hayır ya da evet demeliyim. Yani birisi arkadaşım benden dedi ki işte benim bu şey işlerimi, kağıt kürek işleri deniyor bu Avrupa'da. Kağıt kürek işlerimi halleder misin dediler. Çünkü burada bürokratik işlemler çok fazla. Çok fazla bu işlerle meşgul olacak insana ihtiyaç var. Bir arkadaşım geldi ve bunu söyledi. Ben bakıyorum zamanım var mı, yapabilir miyim? Yok yapamam çünkü çok yoğunum bu dönem. Çünkü kursa gidiyorum deyip hayır kolaylıkla diyebiliyor muyum? Birinci adım talebin karşıdan gelmesini bekliyorum. Talep geldikten sonra da kendime soruyorum. Ben bunu şu anda yapabilir miyim? Evet bazen ilk etapta eğer biz hep yardım etmeye kodlandıysak ve yardım ederek kendimizi değerli, özel hissediyorsak ilk önce hayır demek bize çok zor gelebilir. Ama kendimizi tutacağız ve sonrasında belki bir suçluluk da gelecek. Ya yardım edemedim. Mesela biz çok yorgunduk o gün. Çok yorgunuz, işte hastayız belki ya da o gün bütün gün çalıştık, eve geldik ancak çocuklarımızı yatırdık ve dedik ki şöyle oturalım bir kahve içeyim, bir dinleneyim dedik. Bir arkadaşımız aradı dedi ki ya benim sana bir işim düştü, bir gelip bana yardım eder misin? Herhangi bir yardım. Yani dedi ki işte arabamı çeker misin ya da işte bazı resmi işlerim var, onlar için bana destek olur musun dedi. Şimdi düşündüm, şu anda yardıma gidecek halim var mı? Yok. Ama İçimde bir suçluluk var ve diyorum ki hayır gitmeliyim, o işini çözmeliyim diyorum. Hayır diyemiyorum, tamam gelirim diyorum. Gidiyorum, işini hallediyorum. Sonra eve yorgun argın geliyorum. Gelirken de arabada şöyle diyorum. Ya bu arkadaşım da hep benden yardım istiyor, benden hep fedakarlık bekliyor. Benim bir işim düşse gidiyorum işte yapmıyor diyorum. Öyle oluyor değil mi? Oysa ki orada ikinci adım hayır diyebilmem. Üçüncü ise sen de isteyebiliyor musun? Yani evet, insanlar biz aslında temas halindeyiz. Tabii ki ben insanlara yardım edeceğim ve ya insanlara yardıma koşacağım, destek olacağım. Ama şu da var, ben de yardım isteyeceğim. Ama ben güçlü olmalıyım. Ben yardım etmeyi seviyorum ama asla yardım almayı sevmiyoruz diyorsanız bir süre sonra bu ilişki zedeleniyor, zora giriyor. İnsanlar hiçbir insan sadece aldıkları eğer bencil değilse ve sizi kullanmıyorsa hiçbir insan böyle bir ilişkide kendini iyi hissetmez. Çünkü hep siz veriyorsunuz. O da diyor ki ben de sana geleyim bir şey yapayım. Yok diyorsunuz ben hallederim gerek yok. Biz yardım istemeliyiz. Evet. Yardımımız da reddedilebilir. Evet, eşimize dedik ki ya ben çok yoruldum. Yani bu hafta çocukları sen alır mısın okuldan? Eşimiz de dedi ki hayır çünkü ben bu hafta mesai yapacağım, alamam.
Alamam dediği zaman, reddedildiğimiz zaman da isteğimiz kendimizi orada kötü hissetmemek, acaba bu durumda bunu nasıl çözebilirim'e gitmek. Hayatta her şey alma verme dengesidir. Evet, dördüncü olarak da size şimdi bunu soracağım. Acaba alma verme dengesinde sen o insanlara yardım ederek, onların bazı işlerini çözerek, onların belki evlerini temizleyerek ya da onların işte bu onlara borç vererek, onlara maddi destek sağlayarak hangi karşılanmamış ihtiyacını karşılıyorsun? Acaba onlardan sevgi, değer mi bekliyorsun? Karşılığında mutlaka bir şey almak istiyorsun. Onun için veriyorsun. Bunu fark et. Ben insanlara bu kadar fedakar ederek, yaparak, kendimi feda ederek onlardan ne bekliyorum? İşte o beklediğin şey senin ihtiyacın ve sen bu ihtiyacını giderdiğinde o yaptığın yardımlar da daha samimi olacaktır ve emin ol o zaman nankörlükle karşılaşmayacaksın. Evet, diğer bir adım. Acaba ben niye herkesin problemini çözen bir konumdayım? Yani ben acaba ilişkilerimde kontrol eden miyim, problem çözen miyim? Ben neyim? Hangi durumdayım? Şimdi ben eğer herkesin problemini çözensem, yani acaba bu arkadaşım benimle problemini çözüyor ama başkasıyla evleniyor, eğleniyor. Benimle problemini çözüyor ama başkasıyla dertleşiyor. Benimle problemini çözüyor, yani problemleri olduğunda bana getiriyor, benim çözmemi bekliyor. Ama bir bakıyorum arkadaşım bir araya gelmişler, eğlenmeye gitmişler. Bir araya gelmişler, yürüyüşe gitmişler. Kendimi çok kötü hissediyorum orada, değil mi? Kendimi dışlanmış hissediyorum, ben niye orada değilim diyorum. Oysa ki ben o kadar şey yapmıştım, o kadar fedakarlık etmiştim. Çünkü benim bu ilişkideki kendimi konumlandırmam bu. Ben o zaman arkadaşlarıma onlarla beraber nasıl eğlenebildiğimi, nasıl güzel vakit geçirdiğimi, belki nasıl onlarla spor yaptığımı, eşit şekilde yetişkin olarak nasıl ilişkiye girdiğimi de göstermem gerekiyor belki de. Evet, son bir şey daha. Bir de şunu belki bakmak lazım. Şunu diyoruz ya hep, niye yaranamıyorum? Yani insanlara yapıyorum, yapıyorum, yaranamıyorum. Yaranmalı mısın? Kendine bunu sorsan. Yani ben bunu niçin yapıyorum? Oradan değer kazanmak için. Oradan ilgi kazanmak için. Yani ben, evet, son size söyleyeceğim. Ben burada takas yapıyorum. Zaten ben bu yardım yaparak, insanlara fedakarlık yaparak ne yapıyorum? Takas yapıyorum. Onlardan ne istiyorum? İlgi, sevgi, onay, takdir. Yani aslında bir alışveriş oldu orada. Ve alışveriş bitti. Sonrasında ama ben diyorum ki ama bana yardıma gelmedi. Orada bitmişti ki zaten. Sana yardıma gelip gelmemek ya da reddetmek artık başka bir şey. Burada neyle takas yaptığını, emeğini değersizleştirerek. Belki çok yorgunsun ama gidiyorsun onun işini yapıyorsun. Senin de maddi sıkıntın var ama ona borç para veriyorsun. Şimdi burada şunu düşüneceksin. Acaba ben ne bunları yaparak neyi takas etmek istiyorum? İşte o takas etmek istediğin şey var ya. Onu eğer kendin halledebilirsen ilişkilerinde de daha eşit, dengeli bir konuma gelebilirsin. Evet, eğer sen o dengeyi bulamazsan, en son olarak şunu söyleyeyim. Alanla veren dengesini bulamazsan senin emeğin değersizleşir. Yani senin aldığın randevu, senin işte yaptığın kağıt kürek işi, senin ona tatil ayarlaman, senin ona borç para vermen, arabanı vermen, hatta evinde misafir etmen ve günlerce onun misafir olarak kalması artık sonuçta ne olur? Sadece değersizleşir. Sana göre değerli olabilir ama ona göre değersizleşir. Çünkü herkese yapıyor. Çünkü bu yardım etmeyi seviyor gibi kendi emeğini değersizleştirme derim. Evet, YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutma. Yorumlara kendini nasıl değersizleştirdiğini ve bundan nasıl kurtulacağını da yaz. Thank you.